Biliyorsunuz Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit devam ediyor. Aynı zamanda 9 Ekim'de komplonun 26. yılına girdik. Komplonun 26. yılında başta Kürtler olmak üzere Orta Doğu halkları artık Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin kaldırılmasını değil, Sayın Öcalan fiziki özgürlüğünü talep ediyor. İşte tam da bu amaçla 13 Ekim'de pazar günü saat 1'de istasyon meydanında bir miting gerçekleştireceğiz. Sayın Öcalan üzerinde 25 yılı aşkın süredir devam ettirilen ağırlaştırılmış tecrit hukuka aykırıdır, yasa dışıdır. Aynı zamanda uluslararası komplo, hukuka aykırıdır, yasa dışıdır. Başta Ahmet'te yaşayan halkımız olarak Kürdistan halkını ve Türkiye halklarını 13 Ekim pazar günü istasyon meydanında gerçekleştireceğimiz mitinge davet ediyoruz. Her ne kadar yakın zamanda işte iktidar tarafından iç barış söylemleriyle gündeme getirilirse de iç barışın milli bir refleks ya da Türkçü bir refleksle oluşmayacağını, oluşmadığını, iç barışın ancak ülkedeki bütün farklılıkların rollerini ve çözüme yarına dair önerilerini ve itirazlarını dikkate alarak rol oynayabilir. Ve o nedenle Sayın Öcalan'ın rolünü oynayabilmesi için de bu miting çok önemli. Aynı zamanda Türkiye toplumun geneli açısından bu önemli. Biz sadece Kürtlerden bu mitinge sahiplenmesini beklemiyoruz. Türkiye toplumunun herkesini, Karadeniz'inden Ege'sine, İç Anadolu'dan Marmaras'ına bu mitinge sahip çıkmasını, Orta Doğu'da gelişen sürecin eşitliğe, demokrasi ve ortak yaşama evrilmesine katkı bulunmasını ve iç barışın bir milli hat geliştirmek değil, bir çoğulcu, çok kimlikli bir hat geliştirmesi açısından önemsiyoruz. Türkiye toplumu 100 yılda teklik üzerine inşa edilmiş olan bir rejimin Türkiye toplumuna eşitlik, demokrasi ve özgürlük getirmedi. Huzur da getirmedi aslında, barış da getirmedi. Türkiye toplumunun yararlarına sahip çıkabilmesi için bu tekçi kimliğin yerine çoğulcu bir yaşam inşa edilmesi için 13 Ekim saat 13'te İstasyon Meydanı, Ahmet İstasyon Meydanı'na mutlaka gelmelerini gerekiyor ve hepsini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki 43 aydır hiçbir şekilde Sayın Abdullah Öcalan'dan haber alınamamaktadır. Ailesi, avukatları hiçbir şekilde görüşme gerçekleştirememektedir. Yoğun bir tecrit altındadır Sayın Abdullah Öcalan ve Sayın Abdullah Öcalan şahsında Kürtler üzerinde de yoğun bir tecrit başlatılmıştır. Bugün her yerde bunu çok derin bir şekilde gözlemleyebiliyor. Herkes yaşıyor. Biz bu tecride karşı, bu tecride karşı 13 Ekim'de Diyarbakır istasyon alanında bir miting gerçekleştireceğiz ve bu mitingin gerçekten çok güçlü katılımlı geçeceğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada barışa ses olmak için, Kürtlerin gücüne güç katmak için demin de söyledim, onurlu Kürt halkını ve Kürt dostlarını bu mitinge, bu çağrıya kulak vermelerini, katılmalarını istiyoruz. Sizde mehde aslında her yekjme jbona khwe, jbona azadiya khwe, jbona jiyaneke demokratik ve kev jiyan bike ve sizde mehde lurbe. Le jbona ku ev rasti be jiyan kırın, dve ku peşi le tecrit bera kırın, uha ruha azadiya fizik ki bize Brez Abdullah Öcalan beçare serkirin. Da ku em karibin jiyaneke ve kev jiyaneke demokrat u jiyaneke azadi xwaz, em karibin dar bixin, em karibin riya ve jiyane ve bikin. Jiberwe yekeyi ku em hemu gelê xwe, hemu kesên ku jixwe re dibêjin, em kurdin jibona xwe nasnameya xwe xwedî derbikevin û her kesê ku jixwe re dibêje ez mirovim û xwedî mafê mirovanim, dibe ku wê rojê li wir de we û dengê xwe careke din bilind bike. Ez bawerim em çi qesî xurd bin û girseyya me çi qesî zêde be, dengê me çi qesî bilind be, encam jê ve wilxasî zû û nêz be. Özellikle ülkemizde ve Kürdistan'da yoğun bir şekilde artık tecrit her yere sirayet etmiş durumda. Bilhassa tecridin derinleştiği yer İmralı Adası'dır. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin derinleşmesiyle birlikte bu savaşın da artık her yere sirayet ettiğini ve bu savaşın da artık bütün halkları esir aldığını görebiliyoruz. Bu noktada bizler de bütün halklarımıza bu çağrıyı yapmak istiyoruz. Tecridin kırılması için, eşit, özgür ve anlamlı bir yaşam için, bir arada yaşamak için, insanca anlamlı bir yaşam için bizler de 13 Ekim'de Ahmet'te istasyon alanında buluşuyoruz. Herkesi davet ediyoruz.